Hepinize merhaba arkadaşlar. Exxen'de yayınlanan Buluşma'nın YouTube'a özel bölümüne hoş geldiniz. Muhteşem bir bölümümüz var. Bu bölümde vücut uzuvlarına göre yarışacağız. Umarım beğenirsiniz. YouTube özel versiyon başlıyor. Uzun süre sonra tekrar buluşma yapıyoruz, heyecanlıyım ama bu bölümde özel bir şeyimiz var arkadaşlar. Özel bir şeyimiz o Mert değil, evet. Özel bir şeyimiz şu. Benim. Sen özel. Sen de özelsin. Bir anda kedi gibi oldun. Evet. Bir daha kafanı koy. Hayır, kendimi bir şey hissettim. Ne hissettim? Bir daha ya. Tamam. Olayımız şu arkadaşlar, bu bölümde vücut uzuvlarımıza göre yarışacağız. Mesela kolunu sokabilirsin, bacağını sokabilirsin. Her türlü verdiniz. Nereye istersen sokabilirsin. Uzuvlar yarışıyor. Uzuvlarınızın güzelliğine, temizliğine göre bir turumuz var. Ve bugün yanımızda Oğuzhan Bonaparte var, Burak Güngör var, Burak Ermurat var, Turgut Ekin var ve Mert var. Niye sadece Mert? Beni tanıyorlar zaten. Buluşma! Vücut parçası turu. Yarışmacılar herhangi bir uzunu göstererek karşısındaki kızı etkilemeye çalışırlar. Yat. O daire oluşturun, Yat baba. Geç. Omzum çıkıyor. Ne omzun çıkıyor? Oyuncak bebek Barbie misin sen? Herkes biliyor ya, yalan değil ya. Bas. Onsuz lan, görüyorum. Alkış yap. Helal lan. Alkış yap. Kollar pump oldu mu? Oldu. Göğüs oldu. Pump oldu mu kardeşim? Pump'ım kardeşim. Pump mısın kardeşim? Karnım şiştim, görüyor musun? Pump mısın kardeşim? Pump'ım. Kollarım şişti. Elim kirlendi ya. Merhaba Roxana, ben 21 yaşındayım. Bahçeşehir Üniversitesi'nde işletme ve siyaset okuyorum. Tenis oynamayı, spor yapmayı ve tiyatro izlemeyi çok severim. Şey bu. Roxana diye Rus ismi. Hiç. Yavrum. Ben de bütün her şeyi tamamladı. Bütün kriterlerim okey hocam benim. Ben hemen annemi arıyorum. Sınır yabancı bu arada. Çok önemli kriterlerim vardır çift, bu arada. Çift anadal yapıyor. Hayır, sesi güzel. Evet. İsmi güzel. Kadın. Bayağı. Bu kadar. Nerelisin Roxana? İran. İran. Oh, global international. Hadi bakalım. Olur. Selam Roxana. Merhaba. Kolumuza göre değerlendiriliyoruz bu. Tamam. Kol genetiğim güzeldir. Kaslarım uzundur, bisepsim. O buraliğini de görebilir miyim? İkisini birlikte göndereyim, dur hemen. Ne bileyim, nasıl bir yorum ya? Bisep, kaslarım uzundur ne demek ya? Hayatımda hiç böyle bir... Kaslarım büyüktür biliyorum da kaslarım uzundur yok yani. Hayır, bence. Bisepsin kısa olanı da vardır ama uzunu makbuldür. Evet. Lazerlidir kolum. Hiç sevmem. Ama sürekli kılsız olmayacak. Biraz azalacak sadece. Yani kaslar güzel ama ben şunu işte sevmiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Ben sol diyorum. Benim kolum beğenmedin mi Roxana? Yok, çok sade. Çok mu sade? Evet. Nasıl bir şey arıyorsun Roxana? Hiçbir şey bilmiyorum ya. Ben biraz bronzlaşmış böyle. Bronzlaşmış. Adam esmer zaten be. Ben çok mutluydum. Benim kolum güzeldi. Üzülme. Niye böyle oldu? Üzülme. Bak, elimi niye sıkıyorsun? Bir sakin ol. Çok üzüldüm. Kızın elini de böyle sıktıysan tabii sevmemiştir. Sıkmadım. Hocam geliyorum. Neredesin? Heyecanlandım, elini ver. Merhaba. Rahatladım tutunca. Nasılsın? İyiyim, sen? İyi ben de. Susun. Şu an elime birisi dokunuyor, susun. Şu an önemli bir an. Nasıl elim? Elin güzelmiş. Tamam, çok elledin. Sakin ol. Kasını görebilir miyiz? Neyi görebilir misin? Kasını. Nasıl bir şekil istersin? Böyle. Aha. Oo. Oo. O burunu da görebilir miyim? O burunu da görebilirsin. Yani şu kola hayır diyemem. Nasıl damarlar? Burada yol haritası var sana giden. Final şurada, sen varsın, ben buradan başladım. Oh, okay. Enes, bu kola hayır diyemem. Oğlum ekmeğini yiyeceğiz, o kadar spor yaptık lan, durun. Ama dövmem yok. Dövme seviyor musun? Şu kol mu, dövme mi? Bir düşüneyim. Kol güzelmiş gerçekten. Yalan. O zaman sana bir hareket yapayım. Ah, thank you. Teşekkürler. Sağ ol. Sağ mı? Aha. Teşekkür ederim. Tutayım seni, ne neredesin? Demek? Neredesin? Kafasını tutmaya çalışıyor değil mi? Görüşürüz, bay bay. Bay. Oğuz'un kolunu iki kişi açıyoruz. Bedel? Parça güzel bir şey demek. Türkçe senin adın yazıyor galiba orada. Ha? Senin adın yazması lazım ya. Adının eş anlamlısı. Benim adım Bedel değil ki. Bedel ne? Ne? Ya az önce duydum. Ben buraya gelirken kılsızdım, kılı ekledim. Burası yok ama. Orası yok, orası. Kardeşim sakız yapıştırdı. Kası görebilir miyiz? Kas. Ya solda yok biraz, sağda. O burunu görebilir miyim? Tabii ki. Canım anam. Canım anam ya, annemi bana dedi devamlı böyle kendine göre bir gelin bul dedi. Hani ben de buraya gelmeyi uygun gördüm. Ha, buradan mı gelin? Evet buradan bulmaya çalışıyorum. Kas yok mu? Şurada az bir şey var ya, olması lazım. Sol.
Sağ ol dedi. Ya kıllı istedi. Şey kıl var, yanık var. Bir şey söyleyeceğim. Benden pişman olacak biliyor musun? Oldu beni sana attığına pişman olacak. Şu bilekliklerim var onların. Abi kim konuşuyor? Abi şans bilekliği aldım, şans gitti. Git esmer gitsin bir de. Esmer deneyelim. Bakalım de. Ne olacak. Merhaba. Merhaba. Tut çevir. Tut. Tut. Çevir. Aç. Çek. Roxana. Hızlı gördün mü? Evet. Ama yanlış yazmışsın. Evet ama bir çaba senin içinde yani. Kas yok ama biraz hafif böyle şey bronza. Kılsız bir de kolu. O burnu görebilir miyim? Böyle bir evet. Nasıl? Beğendin mi? Yani çaba var. En az adımı yazmışsın evet, yanlışsa evet, bile. Evet evet çabaladım senin için. İlk adım X'le bu arada. Tamam bundan sonra öyle yazacağım. Tamam tırnaklar da iyi güzelmiş temiz. Hı-hı, süper. Tamam. Bu kendi tenin mi? Evet ben. Kendi tenin mi? Evet gerçekten öyle. Yanmadım yani. Tamam sağ. Sağ dedi. Teşekkür ettim. Ne demek? Roxana selam. Merhaba. Merhaba. Çok beyaz. 30 yaşındayım. Emlakçıyım. Şişli civarında çalışıyorum. Bu ne? O en yakın arkadaşımla ortak dövmem ama bak o çok apaçı gelebilir sana. Bir de diğer dövmemi gör. Onu veriyorum şimdi sana. Tamam. Bu dedemle benim küçüklük fotoğrafım. Dedem vefat mı? Altında yazan tarihe göre vefat etmiş oluyor. Kolun güzel değil, tamam. Kolum güzel değil mi? Hayır. Nasıl güzel değil? Yani tırnaklarını yemişsin. Tırnaklarımı yiyorum ama neden bir sor. Neden? Kısa tırnak seviyorum dedin. 2 dakika buradaydım ben onları. Kolun güzel değil, tamam mı? Tamam. Ama dövme çok güzel. Dövme sayesinde mi? Ben dedemi evet yeni kaybettiğim için bu bana çok... Başın sağ olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür mü ediyorum? Roxana ben sana bunları öğreteceğim. Teşekkür mü edilir? Sağ ol mu denir hani? Onu özel öğreteceğim. Kutsal şey gösterdi mi sen bisepsini? Ha bak bir de şu var. Şurada bir biceps var. Onu zor bulursun da orada bir dövme var. Bu dövme mi gerçekten? Dövme tabii ne? Sakızdan çıkacak hali yok. Bundan devam edelim. Bu sana olumlu gelmişti. Kararın nedir? Tamam. Ben sağa kayıyorum. Sağ mı kaydırıyorsun? Aha. Yani ölmüş dedemin ekmeğini yedirdiniz. Benim de dedem öldü bu arada. Burada yaraları var. Yaralarım ne var. Yarısı? Bıçaklandım da geçen. Ne yarısı kavgaya mı? Kavgaya karıştım. Ne? Bıçaklanmış. Biraz tehlikeli bir adamım. Ay uzaktır ben. Ne yazıyorsun oraya? Adını yazdım. Bir daha yaz. Bir daha yapamayabilirim. Aha. Adını yazıyor. O doğru. Doğru. Daha hiç ad yazan bir kol görmemiştim. Roxana'yı tek X'le mi yazdın? Tek X'le mi yazdın? Neyle yazdın Roxana'yı? Çift. Çift ne? X. Hay. Hayır tek çift ne? Çift ne? Ya o karıştırdı aklımı ya. Diğer kolumu da göstereyim. Burada bak dövmelerim var. Bak şu limon dövmemin içinde gizli bir mesaj sığdırdım ona bak. Ar mı? Evet ar. Roxana'nın arı. Limonla ne alakası var? İşte derinlerde. Burada en sevdiğim hayvan var. Yeni dövmesi. At mı? Evet at. Çok severim atları. Atı mı çok seversin? Evet. Binmeyi mi? Binmeyi de görmeyi de. Tamam. Bu ne bu ne? Sen elini niye böyle tutuyorsun çocuk? Şöyle, eli şöyle duruyor. Yumuşak mı elleri? Bak el tutuşu çok... Oha. Heyecanlandı. Bir daha bir şey alabilir miyiz? Ben bir kötü oldum. Sarılma testi gel. Ben neye sarılayım? Ben asla bilmiyorum. Canım. Nasıl sarılma testine kaç puan veriyorsun? Oha ben aşık oldum. Çok küçük. Tamam sağ. Sağ. Tamam teşekkür ederim. Roxana bizi görebilirsin artık gel. Bir şey söyleyeceğim. Merhaba. Bu adamla beni aynı kefeye evet. koydu ya şimdi. Niye bu adam derken? Şu kolla beni aynı hayır, kefeye gayet koydu güzel. Ya. Adam derken? Sen de kılsızsın ben de öyleyim. Oğlum benimki biraz hastasına yani. Yani bizim ikimizin özellikle aynı mı? Tamam seninki biraz daha büyük olabilir ama sonuçta. Biraz daha mı? Benimkine bak elin ne güzel yumuşacık. Bak benimki de benim tane rengim de seninki aynı değil ki bak benimki beyaz. En iyisi Turgut arkadaşlar. Bravo Turgut. Neden seçmedin hadi. Yani belam ne alaka? Belam değil ki bedel. Bedel ne alaka? Yani senin için bedel vermeye hazırım demek istiyor yani. Sen birinci olduğun için ben belki daha çok güzel eller gelir diye seni... Ben şimdi boşuna mı eğlendim? Şimdi şu arkadaşların arasında girmeyi hak etmiyor muyum ben? Olmaz bir kere. Olmaz bir kere. Olmaz bir kere Turgut. Görüşürüz Roxana. Sen de çok iyi bakıyorsun. Öpüyorum. Bay bay. İlk defa burada tuttun beni yani sağ ol. Arkadaşlar hani el kol göstermeye benzemiyor bu tur. Bu turda ne gösteriyoruz biliyor musunuz? Tövbe estağfurullah. Ne gösteriyoruz? Ayağımızı gösteriyoruz. Kaçıncı? Bu tur ayak turu. Aa. Ayağınızı çorapsız, tertemiz bir şekilde gösteriyorsunuz. Bakımlar yapıldı mı? Hayır. Pedikür, manikür? Evet. Ben yaptırdım. Sabah gittim. Sabah gittim. Evet bebeğim tutayım mı dedim. Bir şey söyleyeceğim. Biz şu an söylüyorsunuz bunu bize. Siz ya, gitmişsiniz bakımını yaptırmışsınız. Ya lazım zaten. Girl falan. Bu buluşma. Merhaba, ben Ezgi Kart, 22 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum, Mersin'den geliyorum. Hobilerim arasında spor yapmak, dans etmek ve modellik var. Oo, bir şey dans etmek, sporluk,
Modellik. Hepsi bende hepsi var. Hepsi var. Hepsi bende var ama ben çok büyük kaybedeceğim ya. Bir erkekte neye dikkat edersin? En çok bakımlı olmasına. Bakım. Neresini? Bakım. Bakımını yaptırdım. Yaptırdın mı? Yaptırdık ya birlikte. Yaptırdık. Sen yaptırdın mı bakımını? En son 3 ay önce yaptırdım. O gün bir buluşmam vardı diye. Ben de yaptırdım bak. Ya sen nesin ya? Adana ya. Ayağını göreceğiz birazdan. Bence çok kıllı değil ya. Daha kılları hiç vardır. Hiç kıllı değil ya. Ayağıma da hiç güvenmiyorum biliyor musun? Ayak da çalışmıyor. Ben çok güvenirim ayağıma. Hep ayaklarımı böyle böyle çalıştırıyorum şu an içeride. Ezgiş mi sen bir şey çıkaracağım? Bu delik küçük. Sığmaz mı? Ne yapıyoruz? Olay nedir? Şimdi sana bir uzuvumu göstereceğim. Sen uzuvuma göre beni değerlendireceksin. Kendin de geleceksin sanırım birazdan. Ayağım böyledir. Sağı, solu. Ben hiç ayaklarıma güvenmem. Şu orta parmağım bir tık uzun. Aynen. Hareket çekmek için ideal. Hareket çekmek için mi? Orta parmağımla orta parmak çekebilir miyim ayağımı? Dur. Bunu Cemre Solmaz yapıyor biliyor musun? Cemre Solmaz gelsin. Ya ayağım budur. İstersen bir bak ne diyorsun? Bir tık uzadı. Bakımımı yaptım ama. Yo ama. Ayağıma dokunuyor, ayağıma dokunuyor. Ya bu hikaye hiç iyi yere gitmiyor ya. Neden ya? Yani güzel bence gayet. Dokunuyor bir şeyler oluyor beyler bana. Beyler bana bir şeyler oluyor. Oğlum stop bir yamurdu sanki. Sen şundan etkileniyor musun böyle şu olaydan falan? Ben huylandım bak. Ayak parmaklarım böyle oldu. Kramp girmesin, dikkat et, çıkamazsın oradan. Ne diyorsun peki? Ne yapmamı istersin? Gayet hoş. İyi çalışılmış. Şurada ayağımın, elimi gösteremem değil mi? Kası şurada bir şu taraf. Ayak kasım vardır. Evet. Şöyle de gözükebilir ama. Şov yaptım ama gerçekten iğrenç bir şey gözüküyor olabilir izleyenler açısından, kusura bakmayın. Yok, gayet bakımlı bence. Gayet bakımlı mı? Aynen. Senin bir ayakta aradığın 3 özellik nedir? Tırnağın temiz olması. Tamam. Temiz mi? Evet gayet. Tamam. Manikür pedikür yaptırıyor musun düzenli mesela? Yalan söylemeyeyim. Hiç ayağıma yaptırmadım. Çünkü ayağımı hiç açacağımı da düşünmedim hiçbir yerde. Ama yok gayet yaptırmış gibi duruyor. Tırnak şeklin falan güzel bir erkeğe göre. Sana yürüyor bak. Çok rahatsız hissediyorum kendimi. Ayağımla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Abi ayakla da başarırsam bu olayı tamam. Bu kıl boyutu vesaire de güzel gayet. Ayağım kaç numara? Ayağım kaç numara sence? 42. Ne 45 benim ayağım bu arada. 43 gibi. Küçük taraklı duruyor. Minyon sanki. Bir tık taraklı. Utandı. Tarak dedi utandı kaçtı bak. Tam ne diyorsun? Sağa mı gideyim, sol mu gideyim? Sağa gidebilirsin. Neler? Şuna düşmez misiniz bu arada? Hiç düşmem. Bu arada ben biraz yükseldim. Yamuk sanki biraz. Şöyle yapayım bir de. Hayır onu yapma. Nasıl utandım anlatamam. Muhtemelen bu videoyu izleyemeyeceğiz. Oğlum sen bu ayakla utandıysan sen şimdi benim ayağı görüyorsun. Ezgi nasılsın? İyi, seni sormalı. İyi ben de sağ ol. Biraz izin verirsen ben solağım da. İsmini öğrenebilir miyim? Onur ben. Evet. Dizinde yara izleri vesaire var. Bu yaşanmışlıklar nedir anlatabilir misin? Eskiden futbolcuydum ben. Yani futbol oynadığım dönemde krampon yaraları olabilir. Onun dışında bir kedi besliyorum. Biraz ayak düşmanı diğer yavru kediler gibi. Geçen gün halı saha yaptım. Sert bir darbe aldım. Ama bak bacak kasım güzel. Bak. Yani üst alt çok yok ya önceki altta gibi. Altta yok mu? Bu ne? Bir tık. Seni nasıl etkileyebilirim bu ayağımla? Bir hareket yap şok olsun. Bileğimi istediğim zaman kıtlatabiliyorum. Kıtlat lan. Kıtlayacak dur heyecanlandım dur. Sen duydun mu kıtladığını? Ya bana mı bağladın şeyini Onur? Çok estetik durmuyor bacakların. O yüzden sola geçebilirsin diye düşünüyorum. Bir de şöyle bak. Baktım evet. Hala mı? Yok. Ten rengini beğenmedim. Buğday. Sol. Sol mu? Yes. Bir bakayım ayağına ya. Bir bize de göster ayağını ya. Biz ne yapıyoruz beyler? Siz sakin olun. Çıkartıyorum hazır mısın? O nasıl bir şey ya? Yani hazır değilim ama sen hazır gibi düşün. Evet. Fazla yaklaşmazsan iyi olur. Araba sürdüm. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Anladım. Bacak boyların kısa gibi geldi bana. Bacak boyum uzun. Daha fazla sokabilirim. Ezgi yazacağım. Yazabilir misin yazsana? Yazamam ki. Yani bakımsız geldi bana bir tek. Hayır canım Kadir Hakan'dan geldim buraya. Yani pedigüre gidiyorum. Ayrıca yani çok kıllı olduğumu düşünmüyorum. Oğuzcum seni uğurlayabiliriz diye düşünüyorum. Yardım edeyim mi Oğuzcum? Yardım eder misin bana? Düşme ama dikkat et. Biraz bakımsız gibi geldi bana diyor. Bakımsız değil ya. Merhaba. Merhaba.
Gerçekten mi? Şu an. Gerçekten mi? Bir şey söyleyeceğim, ben ayağımı sokuyorum ama 25 senedir beni taşıyorlar. Ve ben 100 kiloyum, ona göre davranırsan emektarlar yani. Tırnağında oje mi var senin? Adının baş harfini yazdım ojeyle. E yazıyor. Vay. Ve yanında kalp var da Kürşat biraz kalbi bozdu. Dövmem de var bak. Göremiyorum tam. Tam döneyim. Allah! Sandalyem düştü beyler, yardım edin. Bırakın o pozisyonda kalsın. Tamam. Yanında görüyor musun dövmemi? Altına ezgi yazdıracak mısın? İstersen TC'ni ver, onu da yazdırırım. Ama bu arada gerçekten tırnak yapın güzel bir erkeğe göre. Evet değil mi? Bir de üstündeki E harfi de bence biraz E harfi de bayağı yakışmış, öyle kalabilir diye düşünüyorum. Bence de kalacak zaten sandalyeyi. Şeye kaydırsan tamam, çıkışta kontrol edeceğim ama buradan sonra. Olur olur, çıkışta görüşelim. Ne oluyor ya? Ben de anlamadım. Hayır, ayağımı kontrol edecek ya. Bir ayağını kaldır, bir diksene ayağını havaya. Mantarım gözüktü, gerizekalı diye kaldı. Sağ alabilirim. Çok teşekkür ederim Ezgi'ciğim. Rica ederim. Oğlum bu ayak 100 kilo taşıyor yani. Değil mi? Sıkıntı çekiyor. Ben 25 yıldır 100 kilo taşıyorum. Ayak severler mutlu çok bu videoda. Merhaba Ezgi, nasılsın? İyi, sen? Teşekkür ederim. Hiç sevmediğim bir durum ama yapacak bir şey yok yani. Bu arada ben doğallıktan yanayım bacakta. Doğallıktan yanayım dediğine göre büyük bir şey geliyor. Kıllarımı çok kesme taraftarı değilim. Evet. Şu üst taraflar falan kaslı yani. Kaslı mı? Göremiyorum ben. Kıllardan kası göremiyorum. Şöyle yapayım. Şuralar kaslı. Parmakları niye buluyor? Pozisyondan dolayı. Bazı arkadaşlar TC kimlik numarasını dövme yaptıracak ya. Ben ilk dövmemi bacağıma senin HES kodunu yaptıracağım. Ha buraya. HES kodu geçerli değil biliyorsun. Sürekli değişiyor. Ne yapacağız onu? Yok, QR kodu süresiz yapabiliyorsun. Sen bana evet de, ben şurada hemen bittikten sonra ağda yaptırırım. Şu an benim yanıma ağdalı gelmediğin için üzgünüm. Sola geçebilirsin. Ya kıl sevmiyormuş. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ezgi merhabalar. Merhabalar. Bugün bütün korkularınla yüzleşeceğini desem inanır mısın? Gerçekten mi? Buna hazır değilim. Böyle bir konsept olduğunu bilmiyordum. Ben birazcık gafil avlandım. Gerçekten mi? Yani bu arada ben çorabımı çıkartmıyorum çünkü ayağımda zaten bir şey var benim. Haberin olsun. Ya bir şey diyeceğim. Tight giymek yasak değil mi bu türlü? Tight giymiş gibiyim ama yanlış anlama beni. Bu arada bunu izleyen herkesten de özür diliyorum ya. Kıllı çorap giymiş. Gerçekten mi? Bu ayağım, aslına bakarsan benim de gerçekten sportif bir ayağım var. Portatif bu arada, taşınabiliyor. Farklı pozisyonlara da girebiliyor. Ezgi böyle bakıyor bak. Eğer bana evet verirsen şu an burada ağda yaparım. Ağda yok, o yüzden erkekliğe gerek yok. Evet verirsen jiletle keseceğiz bu ayağını. Hayır. Jiletle kes kes bitmez ki bu. Kökten keseceğiz ama ayağını. Birazcık bitmez alacağız. Ki. Ortadan bir beyazlık. Ben bunu kesebileceğine inanmıyorum. Zaten kesemeyecek. Kaç bıçaklı o, kaç bıçaklı? 5 bıçaklı. Zamanı gelmiş artık. O gün bugün. Herkes bir çizik atıyor. Yola devam edecek evet. Ama yok. Hocam bu almıyor ki. Bir tane daha verin, bir tane daha verin. Ha aldı aldı. Oha. Oy. Oha bacağın beyazmış. Oha, lan bacağını. Senin. Oğlum bacağının beyaz oldu lan. Sana ben bir şey söyleyeyim. Benim ayaklarımı aldıktan sonra o kadar seksi bir ayağım var ki. E yaz E Mert E. E yazamam şu an çünkü zar zor kesiyor. Dur bak şimdi bak. Şuradan alacağım. Hayır oradan alma, oradan alma. Girden. Aa. Ne yapıyorsun kanka, öyle değil. Hiçbir şey olmaz. Bak ben buradan tren yolunu açtım hocam. Oha senin yaran varmış lan. Ver 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 ver. Bir de ben alacağım ya. Sırayla dedik. Kanka anatomik yapacağım. Kanka şu baldırdan alayım biraz. Kanka bir şey söyleyeceğim. Yüzünün rengiyle ayağının renginin hiçbir alakası yok evet. Bu arada. Peki şu hareketime ne diyorsun? Görmesin abi. Yapmasaydın keşke. Bak bunda olmadı bu. Ne diyorsun? Oha! Ne düşünüyorsun bacağın hakkında? İlk defa gördün sen de bacağını. İlk defa gördüm. Gerçekten farklı bir sonuç elde ettim. Bunları kafana ektirmek ister misin? Hayır. Bence bunları saklayıp saç yaparız bunlardan. Düşünüyorum ve ben birine haksızlık yaptığımı düşünüyorum. O yüzden seni hayır alıp Turgut'u evete geçirmek istiyorum. Oldu. Karar verdi. Olmaz ya, söz verdi zaten. Haksızlık ama. O zaman direkt beni oraya buraya alalım. Hayır hayır geç oraya. Hayır bana haksızlık yaptı ya. Ama haksızlık yaptığında jiletle ayağımı aldırdın. Hayır evet evet gel. Evet, gel. Ezgi de dağ gibiymiş. Ezgi de maşallah ya. Ezgi yani. Ezgi'den daha uzun var mı burada? Ben. Yaklaşma kadına, gel buraya. Ben 1.78. Ben daha uzun. Güzeldi. Doğru seçim yaptın. Ayak neyse üstü doğu çıktı, doğrudur. Güzel, doğru. Doğrudur. Kendine güzel çok iyi bak. Öpüyoruz seni. Bana bir ayak borçlusun biliyorsun değil mi? Bedava epilasyon yaptık sana. Daha ne istiyorsun ya? Elimle jilet de yaptım. Ben esmatı bana jilet. Bak seni aramazlarsa ben ipneyim. Kim epilasyon arayacak? Markalarının hepsi seni arayacak. İnşallah. Uuu kurt değil miyiz? Uuu.
Arkadaşlar vücut parçalarımızın bu sefer en önemli parçasındayız. Kafa parçası. Kafası. Kafasını hazır mısınız? Hazırım. Ne yapıyorsun? Kafa sokacağım. Herkes çapaklarını sildi mi? Kaşlarına makyaj yaptı mı? Sakallarını kesti mi? Ben kaşlarıma makyaj yapmadım. Dişler. Biz lahmacun yedik girmeye. Makyaj yaparken Turgut'tan sonra çıktım ben, kalmadı kaşa makyaj. O yüzden ben yaptıramadım. Ben kaşa makyaj yaptırdım. Sen sadece kaştan oluşmuş olabilirsin. Herkese merhaba, ben Melike Bilgin, 20 yaşındayım, İstanbul'da yaşıyorum, öğrenciyim, hobilerim spor yapmak, at binmek. Benim için yeterli. Yaşadığım yerde yaşıyor, adı da Melike, kadın, evet, kadın 20 yaşında, kadın. Kadın. Ben gidiyorum. Bir bakayım senin için. Evet, bir kafama bak. Bakayım. Kafası iyi mi? İyi iyi, muazzam kafası, kafası var ha. Kulağıma bak. Ne yapıyorsun? Bir şey vardı, onu aldım. Ne vardı? Siyah bir şey. Hadi git. Doğum anı gibi. Merhaba, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Sen nasılsın? Nasılım sence? Yüzüm iyi mi? Bakmam lazım. Böyle dön biraz bu tarafa. Bir de şu tarafa dön biraz. Bir tık burnumun büyük olduğunu söylerler. Fakat kafam da büyük. Aslında kafana göre olmuş. Kafama göre bir burnum var. Aynen. Sence bir estetik operasyona ihtiyacın var mı? Bir daha bir dönelim. Dolgu kurtarır gibi ya. Nereyi? Size gelin. Şöyle şuraya biraz dolgu. Ama ya... Şuraya. Şuraya birazcık. Burnuma dokundun bir... Hoş oldum. Nasıl tenin peki? Ten rengin ya böyle biraz daha esmer olsan güzel olur. Esmer olurdu. Mi seviyorsun? Esmer seviyorum. Ama şimdi bronzlaşırım, güneşte beklerim. Olur ya da solaryuma girersin, olur. Gülüşüm. Güzel güzel. Gözlerin de çok sinirleneyim. Güzel. Yok, sinirlenme, gül. Şey, model yüzü. Güzel. Bir de 3 numaralı bakışını at. 3 numara? 3 numara en iyisi. Nasıl bir şey? En iyi bakışım. Okey, dur. 3 numara en iyisi. Geliyorum. Harika. Ne diyorsun yüzüme? Yanakların falan tatlı bilmiyorum, mı? Bilmiyorum, bir etkilendiğim gibi. Evet. Bu arada kirpiklerin de çok güzel. Hep öyle söylerdim. Bak böyle biraz. Ay çok güzel. Çok beğendim. Ya bak, duygulanırım. Duygulanırım. Çok... Nasıl yanaklarım? Dolgu mu var yanağında? Hayır. Oha. Jawline bile yok. O zaman çok güzel, yani doğal bir güzelliğin var. Ya, teşekkür ederim, duygulandım. Yanağımı sıkabilirsin. Aa, çok güzel. Tombul biraz, böyle biraz. Tombul mu? Biraz ama güzel. Ya bu güzel yüzün arkasında daha neler var. Sen bir sağa kaydır ve devamı sonra. Devamı sonra. Tamam, o zaman seni böyle... Hocam ben kazandım, ben yüzden... Bravo! 12, 6 yıldır bunun için çalışıyorum ve başardım. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, boyunuzu, sen nasılsın? O çok romantik. Böyle göz göze bakıyor. Evet, gerçekten çok. Yani, şu anda öyle oldu. Bir de bunun ne var burada? Dokunayım mı? Tabii tabii. İstediğin gibi. Oynayabilirsin bile. Yok, oynamayayım da dokunmak yeter. Yok, ben oynayayım mı? Dur. Acımıyor mu orası? Ha, bak, hatta sana şov yapayım. Yap hadi. Bak. Gördün mü? Hiçbir şey olmuyor. İnanamıyorum. Kulağımda da var. Ay, burada da var. Boynumda da dövme var. Aa, çok güzel. Anlamı var mı? Ne? Anlam mı? Hep güler yüzlü olduğum için insanlar bana öyle söylüyor. Benim lisede başladı. Hep güler yüzlüsün, umarım böyle kalırsın dedi bir öğretmenim. O günden beri böyleyim yani. Yan dön de yan profiline bakayım. Yan tabii. Burnum biraz bozuk ama karakteristik olduğunu düşünüyorum. Bak, sen de şuraya böyle çok küçük bir dolgu alsak. Evet, dil evet, büyüklüğüne bak, dil büyüklüğüne. Dil büyüme mi bakayım? Bir çıkar dinle Einstein gibi yap. Doktora yapmasın mı geldin, ben anlamadım. Yapmasan çubuk daha iyi. Dişlerini ama göster. Yani. Hallederiz yine. De sakallarını da beğendim. Sakallı. De yanaklarına da bakayım. Tabii tabii. Bakayım, ele geliyor mu oraya? Ya, gördün mü? Yanaktan geldiğin evet, an anlamıştım bir sürece. Evet. O yanakların zaman da çok güzel. O zaman sen de sağ ol. Hayda. Kafa kardeşim. Kafamı soktum. Kafamı soktum. Kafanı tokuştur. Güldün mü peki? Gülmedin değil mi? Güldüm. Dilimi de çıkarttın. Sen çıkart bakayım dilini şimdi. Ben gidiyorum. Merhaba. Merhaba. Turgut da. Ben de İlke. 28 yaşındayım. Ben de 20 yaşındayım. Cildim 28 yaşına göre. Cildin bu arada evet çok güzel. Bir de sen de böyle bir yan dön biraz. Ben de. Bak, hepinizde bir burun dolgusu istiyor. Evet, o tam şu bak, köşeye değil bak, mi? Bak tam evet, şuraya. Güldürdüm bak. Çok güzel olur evet, evet. Bu bir artı puan senin için bu arada. Yan dön bakayım, sanki böyle burada bir jawline attım evet, varmış gibi. Var zaten. Seninki de mi doğal bu arada? Doğal evet. Senin de yanaklarına dokunalım madem. Ama yanağın yok ki. Ayakkabılarını birbirine bağlayalım mı? Ne yapıyorsun oğlum ya? Ne yapıyorsun ya? Ya bırakır mısın ya? Oramla buramla oynama bir saniye. Senin de gözlerin çok güzel. Teşekkür ederim. Bu iltifatın da bir artı puan verdi. Sen de sağ olun. Teşekkür bu arada ederim. Rica ederim. Görüşürüz. Merhaba. Merhabalar. Nasılsın? İsminiz neydi? İsmim Kürşat. Ay, Kürşat. Sizin isminizi tam duymadım da. Melike. Melike. Evet. Bir yan dönebilir miyiz?
Burnunuz estetik galiba. Evet. Ay, hiç hoşlanmam estetik. Neden? Ben doğallıktan yanayım. Doğallıktan yanasın da eski burnumu görsem böyle demezdim. Olsun ama doğal güzellik her zaman daha iyi. Bir de şöyle bir yukarı bakalım. Yok yani hangi açıdan bakarsak bakalım olmuyor. Yani sizi sola anlatayım. Kendi genelde evet. Çok iyi bakılır mı? Tamam, görüşürüz. Sizi de. Suratımı keseceğim, az kaldım, çok az kaldım. Kafamı keseceğim yakında. Merhaba Melike, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Bu arada gözlerimiz aynı renk galiba. Ay seninki mavi gibi. Mavi mi? Benimki yeşil ama. Bilmiyorum. Nasıl buldun yüzümü? Şöyle bir dönelim, yan dönelim. Bir daha şu tarafa, bir de yukarı bakalım. Senin de böyle sanki bir jawline hattın varmış gibi, var mı? Evet, birazcık var. Estetik mi ama kendin mi? Kendim canım, estetik yok. Doğal sporla yani. Uğraştım o yüzden. Spor mu? Hı-hı. Dokunabilirsin yüzüme istediğin gel, gibi. Gel dokun. Bakayım çenene. Wow. Bak bu çok etkili. Bir daha anlayamadım. Tamam. Kulağın da biraz büyük gibi sanki. Kulak memem çok büyük benim. Yok, kulağım büyük. Evet. Kulak memem çok büyük. Küpe taksam böyle sallanıyor. Tamam, sen de sağ olun. Sağ ol mı? Teşekkür ederim. Sağ ol. Ha, hoş geldin. Sağda mısın? Burak Güngör kesin solda ya. Ben soldayım galiba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Gözleriniz ne kadar büyük? Çok teşekkür ederim. Evet. Bir yan dönelim biraz. Şöyle. Açı önemli. Dövmeniz ne güzelmiş. Çok teşekkürler. B, G harfi. Anlamı evet. Nedir? Baş harflerim. Sakalınız yok galiba. Sakal mı seviyorsunuz? Evet. Yapmayın. Evet, biraz seviyorum. Kabul. Ama sağa giden bütün arkadaşlarımın hiçbirinde sakal yoktu. Ama onun gözleri güzeldi. Bana büyük dediniz. Büyük olması iyi değil mi? Büyük olması güzel ama renk de önemli. Ela sevmiyor musun? Yeşil mavi seviyorum. Sola gitme aynen. Gönder beni. Seni soldan alalım. Neyini beğenmemiş? Gözde yeşil mavi seviyormuş ama aranızda hiç yeşil mavi görmedim Burak hariç yani. Oğlum benim Ela lan yarısı yeşil. Evet, ne diyorsun seçimlerinden mutlu mu vücut ve tip olarak? Sizi ben şey yaptım, evet mutluyum. Pişman olduğun birisi var mı? Bakayım. Dürüst ol, dürüst ol. Üzülmeyiz. Ben gayet mutluyum. Tipinden mutsuz musun? Kriterlerime uymuyor diyeyim. Yoksa kendisi güzel biri. Burak da? Sakaldan ve göz renginden kırdım puanları. Bunun sakalı mı? Tamam, sakalı yok onun. Sakalı yok onun ama. Olmadığı için o tarafta. Onun da hiç yok. Onun gözlerinden dolayı. Bunun neyinden? Bunun neyini verdi? Kirpikleri ve... 10 üzerinden puan ver hızlıca ama böyle. 8, 7, 6, 7, 1,5. Şaka yaptım. 5, 5. Çok sağ ol. Kendine çok iyi görüşürüz, bak. Görüşürüz. Arkadaşlar YouTube özel buluşma bitti. Siz de tamamını izlemek istiyorsanız aşağıda linklerden eksene kayıt olup izleyebilirsiniz. Çok eğlenceliydi. Vücut parçaları bayağı iyiydi. Bakalım siz de favorinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Buluşmayı bakalım kim kazanacak. 6 bölümlük final devam edecek. Siz de eksenden biz takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye. Hoşçakalın.